Uzman Coin'den herkese merhaba. Bugün 23 Ekim Pazartesi. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Amerikan bankacılık devi Morgan Stanley tarafından yeni bir rapor hazırlandı. Söz konusu rapora göre işaretler kripto ayı piyasasının sona ermiş olabileceğini gösteriyor. Bitcoin fiyatında dip noktanın görülmüş olduğuna inanan yatırım bankası bunu geçen süre ve düşüşün büyüklüğü gibi bazı metriklerle destekledi. Öte yandan Bitcoin yatırımcılarının merakla beklediği blok ödülü yarılanmasının ise Nisan 2020 24'te gerçekleşeceği hesaplanıyor. Geçtiğimiz günlerde İsviçre'nin Lugano şehrinde önemli Bitcoin etkinliklerinden Plan B düzenlendi. Dünyanın birçok yerinden yoğun katılımın olduğu konferansta Tether CEO'su Paolo Arduino, uzman coin editörü Hakan Ateşler'in sorularını yanıtladı. Tether'in geleceğinin parlak olduğunu söyleyen Arduino, "Savaşlar ve jeopolitik sorunlar nedeniyle zor zamanlardan geçiyoruz. Ancak Bitcoin için iyimserim. Bitcoin'in dünyadaki en önemli para olduğuna inanıyorum. Zaman içinde dayanıklılığını gösterecek" dedi. 5000 kat değerlenen bir Ethereum cüzdanı 8 yıl 2 ay aradan sonra geçtiğimiz cumartesi günü aktifleşti. Blok zinciri teknolojisinin anonim doğası gereği yatırımcının kim olduğu bilinmiyor. Ancak yatırımcının Ethereum piyasaya çıkmadan önce ön satış sırasında yatırım yaptığı ve bugün 3,2 milyon dolar değerinde 2000 ETH aldığı görülüyor. Cüzdan sahibinin bu işlemi hangi amaçla yaptığı ise belirsiz. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase bazı altcoin'leri listeden çıkaracağını açıkladı. Borsadan yapılan açıklamaya göre listeden çıkarılacak kripto paralar CRPT, MXC, QSP, REN ve TON olacak. Bu varlıklar 3 Kasım 2023'ten itibaren artık alınıp satılamayacak. Alınan karar sonrası varlıklarda sert düşüşler yaşanırken bu karara neden olaraksa varlıkların artık listeleme standartlarını karşılamadıkları gösterildi.